Değerli arkadaşlar, biraz sonra seyredeceğiniz videoda Şansal diyeceğime, Şansal Büyükaya diyeceğime Hıncal demişim. Onun için şimdiden kusura bakmayın, bunu hemen videonun başına eklettiriyorum. Merhabalar. Suratım gülüyor arkadaşlar. Niye güldüğümü sizden paylaşmak istiyorum. Çok sevinçliyim. Anlatmak istiyorum. Önce bir bismillah deyip başlayayım arkadaşlar. Bu arkadaşlar şeyini de çok kullanıyormuşum. Dikkat ettim, hakikaten kullanıyorum. Dostlar söylüyorum. Ne diyeyim bilmiyorum. Havaya girdiğim zaman da o kelimeleri söylemeden durduramıyorum kendimi. Bir de şeyi söylüyorum şimdi. Çok mutlu oldum, anlatacağım ama bazı şeyler de söyleyeyim. Sizlerden geliyor, hoşuma da gidiyor. Tak tak sesleri duyuyorsanız diyor YouTube'da, diyor kanalda, doğru kanaldasınız diyor. Tak tak sesleri duyduğunuz zaman doğru kanaldasınız diyor. Bu tak tak sesleri ayakkabıdan, tabi tek başıma bir telefonun kurup karşısına geçip buraya gelene kadar ötüyor ya, ondan dolayı ötüyor. Bir de buradan kalkıyorum gidiyorum, böyle baba gibi gidiyoruz ya. Anlattım size, hem kilomuz var hem de belimiz ağrıyor. Şimdi bunu kabadayılık olarak görüyorlar. Öyle bir şey yoktu arkadaşlar. Ama öyle görsünler. Problem yok. Şimdi bak, bir daha dedim onu, çok da söyleyeceğim. Niye sevinçli oldum anlatayım arkadaşlar. Vallahi çok sevinçliyim. Bunu da sizden paylaşmak istiyorum ve böyle içim içime sığmıyor. Çok güzel transferler yaptılar. Yapıyorlar. Takım geçen senekinden %100 daha güçlü. İki misli güçlü. Geçen sene o 36-37 yılın verdiği stres, o şey, bir yıl evvelki hazırlık, 3 yıllık başkanın söylediği, 3 yıl sabredin bize dediği falan, onun şeyiyle beraber lige de iyi başladık. İyi transferler yaptık. Yani isim olarak iyi transferler yaptık. O gelenler tuttu. Bir yıl evvelden oturmuş bir kadro vardı. Onlar da katıldı falan. İyi. Güzel. Kaleci Uğurcan zaten havada, karada, denizde ne verse tuttu. Arkadaşlar, şu havada, karada, denizdeydi. Anlatacağım size. Niye aklıma geldi diye şey yapayım. Takım şampiyon oldu. Çok da araya açtık. İşte ötekiler kötü olduğu için Trabzonspor şampiyon oldu. Evet, ötekiler kötüydü. Ama Trabzonspor çok iyiydi. Vurdu gitti. Ara çok mesafe açıldı. 10 hafta evvelden şampiyon olmamız lazımdı. Ama arkadaşlar inanın ya, bu seneki kadro daha bambaşka. Daha bambaşka. Yani ben buraya not etmiştim. Daha ve size şunu söylemişim arkadaşlar. Çok evvelki konuşmalarımda geçen en büyük bilinmemezlik en büyük tehlikelidir demişim size. Yani bu hafta sahaya hangi savunmayla çıkacağız? Bilmiyoruz abi yani şimdi. Hoca da bilmiyor. Orada yani Abdullah Avcı da idmanı seyrediyor. Hangisi formda, şunu sol beke şunu mu koyayım, bunu mu koyayım? O alternatif ne olur, o çıkarsa falan. Bilinmemezlik vardı. Taraftarda. Bu sene bileceğiz lan savunmaya çıkanı kim olduğunu. Şu anda öyle aşağı yukarı tartıyoruz savunma ne olur diye. Bir sağ stoper de alınırsa. Orta sahaya kimi koyulur diye. Çok güzel bir şey ya. Savunması sayılmayan bir takım zaten sıkıntıdır. Şimdi savunmasında Şenol, Turgay, Necati, Kadir, Cemil. Bir de Bekir abi. Yani ben öyle sayıyorum, tamam mı? Altılı. Şimdi bir dahaki sene sahaya Trabzonspor Uğurcan, Perez düşenir. Uğurcan, Larsen, Hugo, bir tane stoper ve Eren. Orta sahanın ortası Doğucan diye çıkacak. Ya bu altılıyı devamlı sayabiliriz.
Ya ne kadar güzel bir şey biliyor musun? Bu altını devamlı saymak. Bu altını sadece nerede değiştirir? Bana göre. Bana göre diyorum. Abdullah Hoca ne yapar bilmiyorum. Sadece Avrupa maçlarında tur atlayıp Şampiyonlar Ligi'ne girersek inşallah orada yabancı hakkını dibine kadar kullanma pozisyonumuz olursa full yabancı da çıkabilir veya en az 8-9 tane 10 tanesinden çıkabilir. Yani böyle bir kaleciyle Türk olarak çıkabilir. Belki 2 taneyle çıkabilir, 8 tane koyar falan böyle yani 8 artı 3 var zaten ama full de çıkabilir. Fakat aldığımız yerlileri dinlenmek adına böyle çıkabilir. İnanılmaz güzel bir kadro kurduk. Yani bu kadro mühendisliğini kim yapmışsa yukarıdan aşağı hepsini tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Yani benim kızdığımda dahi. Kim yapmışsa bu kadroyu Allah razı olsun. Bence çok güzel şeyler yaptı. Ha çok güzel yaparsın da geçen senekini tutturamazsın. Problem değil. Senin güzel yaptığını biz görüyoruz arkadaşlar. Ve Trabzonspor'un güzel yaptığını görüyoruz. Ve bütçe içinde yaptığını görüyoruz. Yani ben Eren'le Doğucan'ın transfer şeyine bakıyorum. Parasına bakıyorum. İkisinin birleştiği paraya bakıyorum. Vallahi sudan ucuz ya. Ya nasıl İstanbul takımı olacaksın da bunları görmeyeceksin? Ben anlamış değilim ya. Helal olsun. Kim araya girmişse, kim bunları kandırmışsa veya ikna etmişse, kandırmışsa kötü bir cümle. İkna etmişse Allah razı olsun ya. Bakın. Şimdi bizim sol bekimiz yok. Eren'i aldık. Denzil oynayabilir. Faruk Can var arkada. Tamam mı? Kalırsa, ya hoca bırakırsa Faruk Can'ı. Burada 3 tane var. Çok zorlandık. Adam Allah korusun bilmem ne oldu. Yusuf da oynuyor işte. Yani oynayamıyor ama oynuyor. Öyle düşünün. Sağ tarafta Perez var. Ya Perez oynar mı oynamaz mı diye tartışıyoruz şimdi ya. Larsen'i almışız. Larsen sol bekte oynayabiliyor. Dinlendirme açısından ve herhangi bir talihsiz bir durumda. Sağ bekte Perez var. Sağ bekte Dorukan var. Orta sahada Doğucan var. Dorukan var, Siopis var, Bakasetas var ki Bakasetas'ın ne olacağı hala bilinmiyor. Gitti geldi. Sağ stoper aldığımız zaman Ahmet Can'ı isteyenler var. Ben olsam kiralık veririm. Kiralık da almazlar tabii. Ahmet Can'ı ondan sonra faydalansın diye Avrupa almazlar. Şimdi bunları görünce mutlu oluyorum arkadaşlar ya. Savunmamız inanılmaz güzel. Ben şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Geçen sene sizi baktım ki ya Trabzonspor camiasının içinde yaşıyorum. Görüyorum da arkadaşlar ya bir bıkkınlık var. Evet Trabzonspor şampiyonluğu oynar mı? Birisi oturduğumuz toplumda Trabzonspor şampiyon olmaz derse Trabzonsporlu'nun verdiği kızgınlıktan olur lan niye olmaz biz Trabzonspor'u diyoruz ama olamıyorduk abi içimizde bir yere gelip tıkanır. Oradan öteye gidemez. İçinizde hepinizin içinde böyle bir şey. Elimizden alırlar. 2005'te aldılar, 2011'de aldılar, 2019'da aldılar, 96'da aldılar. Bunu dönemiyoruz falan filan deyip duruyordunuz. Şimdi dönüyoruz arkadaşlar. Ben size dedim ki bu sene iyi hatırlayın dostlarım. Bu sene kapıyı çalmayacağız, kapıyı kıracağız. Öyle bir kırdık ki şimdi kapıyı zor yerine koyacak kapı yok. Oradan devam edeceğiz. Kapıyı kapatmayın, masraf yapmayın. Gene kıracağız. Hiç olmazsa kapıyı açık tutun gideceğiz diyoruz. Onlar da bakıyorlar herhalde. Diyorlar ki yanına yana masraf yapmayalım. Bu Trabzonspor bu sene de kapıyı kırar. Bir dahaki sene de kırar. Bari masraftan kurtulalım diyorlar. Espri olarak söylüyorum. İroni yapıyorum şimdi. Dostlarım vallahi çok güzel. İnanılmaz güzel. Birbirimizi yemezsek tamam mı? Bu iş gider. Her yerde, her şeye, herkese ihtiyaç var. Bakın, bir anekdot anlatayım size. Ali Kulusoy Futbol Federasyonu başkanı iken Avni Aker'de bir günü bana bir telefon açtılar Lig TV'den. Buyurun dedim, Serdar abi işte şu falan dediler. Buyur, aa, merhaba Vasilici. Abi Galatasaray maçı var, onun önünde bir konu gelir misin dediler. Konuşmaya gittim, gelirim dedim. Kulaklıkları taktık ilk defa. O kulaklığı taktığın zaman da sıkıntılı bir durum. Kulağını takacaksın. Konuşuyorken reklam saati gelecek duracaksın. Sen zaten aşağıdaki bütün konuşmaları duyuyorsun. Duyacaksın ama sen konuşmaya devam edeceksin. Onlar kulağın ayrı, ağzın ayrı çalışacak. Beyin iki tarafı idare edecek. İlk defa gitmişim. Güzel yaptım.
Fena yapmadım. Devre arası gittim şeye nedir derneğimiz Nakir'deki. Sonra maç sonunda gelmedim. Bana dedi ki niye gelmedin? Ya dedim niye geleyim ne bileyim. Meğerse o zaman bizim Nevzat Şakar ve Yavuz Yaylı'nın arkadaşlarımız öyle muhabbet ederken Haluk Ulu söylemişler ki ya Trabzonspor'u konuşan bir Allah'ın kulu yok. Niye ki yok ya? Başkan demişler ya. Trabzonspor'u niye başkası konuşsun falan demişler. E tamam kimi konuşturalım diyor. Bizim Serdar Bali bu işte en iyi beceri demişler. Benim haberim yok. Beni pat oraya getirdiler ve ben Lig TV'de çıkmaya başladım. Arkadaşlar. Bu ikinci arkadaş değil mi? Az söylüyorum şimdi. Başladık konuşmaya. Farkındayım ben mevzunun. Benden önce Trabzonspor'un vallahi de billahi de maç önünü ve maç sonunu yani sayılar bilmiyorum ama anlaşılsın diye söylüyorum. 100 kişi seyretmiyordu. Herkes işine bakıyordu, maça bakıyordu. Ben bir başladım konuşmaya devam. Maç sonunda devam. Millet dur bakalım Serdar ne diyor? Dur bakalım maçtan sonra Serdar ne diyor demeye başladılar. Tabii ben gördüğümü söyleyeyim. Trabzonsporlu bir Serdar Bali olarak gördüğünü söyleyeyim. Ama hak ve hukuka rakibin hakkını ve hukukunu gasp etmeden her şeyi söyleyen biri olduğum için bu sefer benim insanlarım başladılar benimle şikayet etmeye. Ya Serdar abi ne oldu oğlum? Affedersiniz tırnak içinde ya bu terbiyesizler hani gene de söylemedim tırnak içinde dedim ama yalan konuşuyorlar. Kendi takımları için göz göre göre yalan konuşuyorlar. Yalancılık yapıyorlar. E sen kalkmışsın doğru söylüyorsun. Bunlar yalancı. Niye doğruyu söylüyorsun? Şimdi diyorum onlara ki peki bu yalancı dediğiniz insanlardan şikayetçi misiniz? Evet abi. E şimdi bana diyorsunuz ki sen de yalan söyle. He. Ben yalancı mı oğlum yani? Onlar gibi. Bu sefer sevenlerle sevmeyenlerle yürüdük. Tabi o zamanki hocayı biliyorsunuz Ersun Yanal'dı. Ben onun yaptığı iyi şeyleri söyledim. Yapmadıklarını söyledim falan böyle. O zaman da bana işte bugünkü olduğu gibi bazılarının ya Serdar abi sizin de ya emekli oldunuz bırakın bu işleri küçük olsun bizim olsun diyorsunuz. Ersun'u beğenmiyorsunuz. O bilgisayarlı hoca. Ben dedim onlara bu bilgisayarı o mu icat etti? Ya Ziraat Bankası ondan 50 yıl evvel kullanıyordu. Aklıma Ziraat Bankası gelmişti o zaman. Söyledim içinde. Başladık konuşmaya. Bayağı gittik arkadaşlar. Öyle hale geldik ki arkadaşlar. Yani reytingler düşmeye başlayınca Hıncal'la şey Erman sadece pazar günü yaptıkları maratonu cumartesine cumaya. Cuma cumartesi pazar yapmaya başladı reytingler alsın diye. Burada bir maç oynandı. Anlatmıştım size bir de anlatayım yani. Mevzu olsun diye anlatıyorum arkadaşlar. Bu ikinci etti. Üçüncü etti. Ersun Yanal'ın gönderildi. Selçuk'un o gönderilince hasta oldu. Ve Ahmet Özen'in yönettiği bir maçtan sonra bitiyor. İstanbul'a bağlandık. Hıncal oradan konuşuyordu. Evet dedi Trabzon'a Serdar'a bağlanalım. Bakalım ne diyor bu Serdar Bale. Ertunç bir sor bakalım dedi Serdar'a dedi. Ertunç dedi ki bana o yanımdaki arkadaşım. Abi ne diyorsun bu konuyla ilgili dedim işte bu maçla ilgili. Yani pek bir şey demiyorum dedim. Yalnız dedim transfer yapar yönetim kurulu başkan ve yönetim kurulunun transfer yaparken arkadaşlıkla profesyonel birbirinden ayırt etmesi gereken futbolcuları alması lazım gerekir dedim. Oradan hemen baba atladı ortaya Hıncal. Serdar ne demek istiyorsun? Bir anlat da anlayalım dedi. O arada Selçuk hasta olmuştu ya. Benim maçtan evvel demiştim kulaklıkla sahanın içerisine dolanan Can Kar yağdı bugün Trabzonspor'da medya bölümünde. Dedim ona ki Can Selçuk nasıl? İyi abi serum veriyorlar. Selçuk dedim maçtan önce mi Ersun gönderildikten sonra mı hastalandı gönderilmeden evvel mi dedi. Abi falan filan tamam anladım durumu dedim. Ben de manipülasyon yapıyorum ya atıyorum ortaya. Yani niye hasta olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Aslında hasta değil. Öyle ne 40 ya 50 yaş. Bana göre belki de hastaydı ama kendi görüşüm. Çocuğu da şimdi gittikten sonra şey etmeyeyim. Oradan biz bağlandık mı Ersun'la Erman'la Hıncal'a ben anlatmaya başladım.
Dedim ki işte böyle böyle falan filan bilmem ne anlattım işte yani Trabzonspor'da Sevda ile arkadaşlıktan profesyonel birbirinin arasında bilmem ne etmesi lazım dedim. Onun için Trabzonspor kendi insanından, kendi şeyinden falan atlaması lazım. E dedi ki ya Serdar dedim ki ya ben kendi insanımla oynaması lazım dediğim için bana kafa taşçı, ırçı diyorlar dedim. Şimdi onlar da beni dinliyor. 45 dakika kafa taşçı, ırçı diyorlar. Niye kendi insanla oynadığı için? Ama Dostoyevski dedim kendi köyünden dışarı çıkmamış. Hayatı boyunca yazdığı kitaplarla dünyayı yazmış. Kendi köyüne bakarak Nobel ödülü aldı dedim ya. Ben ırkçı, o Nobel ödülü olur mu dedim. Şimdi ben böyle bilgili, görgülü bilmem neyi konuşunca tabii benim başımdaki insan da hoşuna gidiyor. 45 dakika orada boş duracağına benimle konuştular. Neyse uzatmayalım. Sonra Erman'dan iddiaya girdik. Bir dahaki sene bundan daha iyi derece alırız. Ne olur işte Lig TV'ye yemek veririm bilmem ne falan. Böyle konuştuk, gırgır yaptık falan. Sonra ne oldu arkadaşlar? Ben Trabzonspor'un eksiklerini söylediğim için, yapılması gerekenlerini söylediğim için bir arkadaş, birkaç arkadaş arkadan çalışarak benim Lig TV'den gitmemi, bir buçuk yıl sonra gitmemden ilgili yaptıkları provokasyonlarla ben oradan ayrıldım. Sonra kim çıktı ben ayrılınca? Hiç kimse. Hiç. Sevgili Sanlı Sarıoğlu çıktı. Sonra Güvenç Kurtar çıktı falan. Adam bulamadılar Trabzonspor'u. Benden sonra Trabzonspor'u konuşacak. Ben de innet ettim. Bir yıl sonra tekrar oraya geldim. Sahaya çıktım. Stüdyodan değil. Sahadan konuştum ve bıraktım. İnadım vardı. Beni gönderenlere inadım vardı. Şimdi ben video yaparım. Yapmam. Tefife'de çalışırım. Çalışmam. Kimseyi ilgilendirmez. Dostlar. Ben buranın kurallarının dışına çıktığım an itibariyle gereğini yaparım. O yüzden arkadaşlar herkese her şey lazım. Mahir Kaynak'ın bir lafı var arkadaşlar. Mahir Kaynak diyor ki, Profesör Doktor Mahir Kaynak diyor ki, bir olay olduğu zaman diyor, kısa bir mantıkla şöyle düşünmelisin diyor. Bu olay kimin işine yarar? Kimin işine yaradığını bilirsen, kimin yaptığını ve kimden geldiğini bilirsin diyor arkadaşlar. O yüzden ben bunları iyi takip ediyorum. Kimin nereden ne şekilde yaptığını da biliyorum. Hazırlıklıyım, geç bile kalınmış bir olay. Şimdi ben eskiden böyle sadece eski futbolcuydum. Türkiye Futbol Federasyonu'nda değildim. Yine böyle televizyonlara çıkıyordum, Lig TV'de konuşuyordum ya. İşte Kadırga'da konuştum, Meltem'de konuştum, TRT'de konuştum. Ben buradan şey yapıyordum. Mesela şöyledir hayatınızda, unutmayın arkadaşlar. Diyorsun ki mesela, ya arkadaş bu futbolcuyu kaça alındı, ne alındı, burada bir şey mi oldu? Bu paralar niye böyle fazla? Bunu anlatması lazım falan filan diyorsun ya, böyle anlatıyorsun. Samimi bir şekilde anlatıyorsun. Doğruyu söylesinler diye. Eğer bunları anlattıktan sonra ve bir topluma girdikten sonra o oturanlardan biri, idarecilerden biri, hiçbir şey yokken transferlerde almadım da aldı diyenin anasına bilmem nesine de sinkaflı konuşuyorsa anla ki hırsız odur arkadaşlar. Diğerleri üstüne almamıştır. Yani hayat felsefesi gibi bir şey anlatıyorum size arkadaşlar. Mahir Kaynak'ın dediği doğru işte. Kısa bir mantıkla sana yapılan iş kime yarıyor? Şuna yarıyor. Nereden geliyordu? Orasıdır. Arkadaşlar bunu da o arada söyleyeyim, bu neşeli olduğum günde hani biraz da bir başka bir şeyler anlatayım diye söyledim. Şimdi mesela burada hazırladıklarım şeyler var. Arkadaşlar kombinelerinize hazır olun. Bu takım vallahi billahi bak bilmiyorum, yemin etmek de istemiyorum. Bu takım geçen seneden daha iyi top oynar ve şampiyon olur. Geçen sene sizin moralinizi yükselteyim. Hadi demin onu anlatıyordum, kesildi. Hadi arkadaşlar bayrakları çıkartın falan. Çünkü ben bazı şeyleri gördüm ama yani bu bir yıl evvelden bu böyle olmaz. Sizi böyle biraz moralini düzelteyim dedim ama bu sene sizin moralinizi falan düzeltmiyorum. Kendi moralim düzüldü. Bu takım şampiyon olur arkadaş. Tekrar şampiyon olur. Hem de farklı şampiyon olur. Yani iyi, geçen sene iyi oynayamadık. Mesela 2-0 mağlupken Kayseri maçındaki o muhteşem futbolu kaç defa seyrettik? Göztepe maçından sonraki mağlupken o muhteşem futbolu kaç defa seyrettik, değil mi? İşte o
muhteşem futbolu bu takım bir dahaki sene çok oynar arkadaşlar. Ben inanıyorum. Ben inanıyorum. Vallahi de billahi de şampiyon olacağız demem için biraz daha geçmesi lazım. Yani bu Allah'ın ismini de yalandan yere zıtmırt ortaya atılmaz yani. Çarpılır adam. Ama ben buna inanıyorum. Şimdi kendimi dolduruyorum. Sizi değil. Arkadaşlar inanılmaz güzel bir kadro. Savunma güzel oluyor. Ben bugün buraya iki gün evvel Turgay Semercioğlu'yla konuştum ya. Şimdi bugün dedim ki gel oğlum seni çok beğenmişler. Dedi öyle zıt pırt gelinmez. Biraz ara geçsin dediler. Tamam mı arkadaşlar? Ben bugün buraya kimi çıkarıyordum biliyor musun? Vallahi Bekir Barçın'ı alıp geliyordum. Fakat Bekir Barçın'ı aradım gitmiş İzmir'e 2 ay gelmeyecekmiş. Yani niye o Bekir Barçın'ı aradım biliyor musun? Benim çok sevdiğim bir insan. Rahmetli Cemil abiyle onun sayesinde çok fazla hızlı girdim Trabzonspor'a. Çünkü benim bütün açıklarımı onlar kapattılar. Geri gelmezdim. Geri gelme derdiler bana. Biz senin açığını kapatırız derdiler. Onu niye alacaktım biliyor musun? İşte Trabzonspor'un aradığı 6 numara o. Ve 6 numaranın nasıl olduğunu size anlattıracaktım. İnşallah fırsat bulur da anlattırırım arkadaşlar. Turgay'la yaptığım şeye de gösterdiğiniz teveccühden dolayı teşekkür ederim arkadaşlar. Her gün yanında konuşuyoruz. Şimdi arkadaşlar onu da dedikten zaman şunu da diyeyim abi. Mesela aklıma şöyle bir şey geldi. Arkadaşlar duran top çalışması için bir teknik direktör lazımmış ya. Şimdi bunun ne olduğunu ben de bak Türkiye Futbol Federasyonu'ndayım. Bakıp açıp aradım bulamadım. Belki de yanlış yere baktım. Şimdi soracağım. Veya ilgili şey. Duran top çalışması nedir? Şimdi duran topu sen mi atıyorsun? Rakip mi atıyor? Sen atıyorsan o zaman 2 tane lazım. 2 tane duran top hocası lazım. Rakip atıyorsa kalecinin, savunmanın nerede duracağını, bekin nerede duracağını öğretecek. Sen rakip atıyorsan topa ne çok iyi vuran biri atacak. Yani şimdi eğer bir tane duran top hocası olacaksa aklıma göre Hami'yi aldın. Hamiye savunmada nerede durulacağını öğretebilir misin? Yani savunmaya, kaleciye. Öğretemezsin. Hami vurmuş gol atmış. Anlatabildim mi? Vurmuş gol atmış. Bu yüzden duran top hocasını tercih ederken benim aklıma dedim ki ya hani aklıma geldi şimdi Hami gelse. Şimdi Hami teknik direktörlüğü öyle. Gelip sana duran top hocası olmaz ama Hami gelse ne iyi vuruyor. Bu sefer de aklıma geldi ki rakip geçen sene Karagümrük'ten golledik. 2 tane aynı şekilde golledik o aynı yerlerden. O zaman savunmayı nasıl kuracak duran top hocası da lazım diye düşündüm. Yani onları da bakacağım size iyice bilgi sahibi olunca anlatacağım size. Bir de size söylüyorum ya arkadaşlar. Abdullah Hoca bak çevrene dikkat et diyorum. Şimdi bunu tabii çevreye dikkat et deyince üstüne alan arkadaşlarımız var. Onlar bana bir mektup yazdılar. Tamam mı? Ben o mektubu aldım. Bir insan deliyse sataşmayacaksın. Delirirse herkese zarar olur. Benim biraz deliliğim vardır. O yüzden eski deliliğim kalmadı. Tabii 60 küsur yaşına geldikten sonra artık yani her şey dediği gibi olsun diyorum. Diyorum ki ben şunu. Etrafına aldığın insan. Mesela olur diye demiyorum. Çünkü hepsi teknik direktör. Düşün ki siz de maçı seyrediyorsunuz. Abdullah Avcı önde taktik veriyor, dönüyor. Bir şey soracak. Fatih Tekke yanında. Dönüyor bir şey soracak. Hami Mandıralı yanında. Ya siz mutlu olmaz mısınız arkadaşlar? Ulan kadroya bak be. Oturanlara bak. Sahaya da oynayanlardan daha iyi. Antrenörlük kadrosuna bak. Teknik direktörlük kadrosuna bak. Vay koçum be, aslanlar yürüyün be, yürüyorlar. YouTube'da kim konuşuyor? Efsane Serdar Bali konuşuyor ve diğerleri konuşuyor. İşte Giray konuşuyor, Hakan konuşuyor. Ulan eski futbolcularımız yürüyor. Bu koldan zaten yürüyoruz. Televizyonda yürüyorlar, konuşuyorlar arkadaşlar. Oraya daha çok adam vereceğiz. Arkaya almışız efsane futbolcularımızı Abdullah Hoca'nın yanına. Dernek bunların yanında eski futbolcular. Taraftar bunların yanında. Amigolar inanılmaz şeyler yapıyorlar, taraftar ayağa kaldırıyorlar. Eski idarecilerimiz, başkanlarımız ayağa kalktı falan. Ya bu camianın yere basmadan havada gideceğini görmüyor musunuz arkadaşlar? Ya ben bunu söylüyorum. Yoksa
Abdullah Avcı'yı göndermiş, göstermiş. Arkada bizlerin tanıdığı ama taraftarın tanımadığı kişiler olunca o görüntü, biz görsel olarak da olmamız lazım. Ne oldu? Görsel olarak bir şampiyonluk kutlaması yaptık. Dünya bizi seyretti. Her şey görsel. İnsanların kalbine böyle geleceksin. Anlatabildim mi? Yani şimdi diyelim ki bir tane duran top hocası aldım. Onu da savunmaya dönük duran top hocası aldın. Yani savunmada rakip atarken ne olacak? E yardımcı hocan eğer hami ise o sana ekstra olarak forvette nasıl vurulacağını, ne tarafa vurulacağını, nereye atılacağını da gösterir. Yani bir şeyden bir zeytinden daha çok yağ çıkar. Üstten basın böyle tutabilir. Dibine kadar suyunu çıkartır. Limonun pasasından da faydalanır. Pozisyonuna gelirsin. Çünkü artık ekmek aslanın ağzında. Ekmek aslanın ağzında olan ne? Türkiye Kupası, Süper Lig Kupa falan değil. Para para. Allah'tan yeni gelen Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu çok güzel işler yaptı. Yani onlar iyi iş yapınca biz de rahatlıyoruz abi. Hemen 8+3 kuralını kulüplerle konuşarak kabul etti. Hem de 2 yıllık Beyin Sport'ta hamle yaptı. Anlaşma yapıldı. Öyle veya böyle muallakta duran. Hatta benim duyduğum da bir yıllıklarını da aldılar. Geçen sene almadıklarını. Kulüplerin böyle bir rahatlığı oldu. E şimdi baktığınız zaman Türk futbolu, Türkiye Futbol Federasyonu yeni geldi. İyi işler yapıyor. Çok memnun olduğumuz bir şey de var. Onu da ben anlamış değilim. Ali Koç Kulüpler Birliği Başkanı oldu. Çok da iyi oldu. Yanında da Ahmet Ağa yere göre sığdıramadı. Çıtayı yükseğe koydu dedi. Bilmem ne. Orayı nasıl yapacağız dedi. Orayı tutturacağız dedi. Sağ olsun dedi. Gider ayak dedi. Federasyondan ilişkileri çok güzel kurdu dedi. Bunlar Trabzonspor'un lehine arkadaşlar. Dünya Brezilya futbolu diyorsa Türkiye'de Trabzon futbolu diyecek. Abi yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Her taşın altından biz çıkacağız. Arkadaşlar şimdi farkındasınız. Hep savunma diyorum. Forveti de size anlatacağım. Trezeguet'i alırlarsa oradaki pozisyonu da anlatacağım şimdi. O Ufuk Fransa'ya gitmiş. Kasımpaşa'nın malı olmadığı için opsiyonunu kullanmamış. O da gelebilir. Şimdi tabii ki gelen futbolcular istiyor ki 40 maçı 40'ında da oynayayım. Ya kardeşim 40 maçın 40'ında da oynayayım ben de istiyorum. Bütün arızalarımı futbol oynarken dışarı alındığım zaman cezalarımı yedim. Niye? Dışarı çıkınca zannediyorum dünyanın, herkes bana bakıyor. Dünyanın en kötü futbolcusuyum. Çıktım. Dünya başıma yıkılıyor. Yok öyle bir şey yok ya. Hoca son dakikada seni dışarı alıp alkışlatıyor. Bunları zaman içerisinde esneklik. Bak buraya da geçen günü şey yapmıştım. Bakayım. Esnek ve çok seçenekli olmalıyız diyor psikolog. Yani Serdar Bali biri bana bir şey dedi. Biri bana bir yazı yazdı. Geçen günü. Beni arıyorlar. Abi yazdılar. Dedim okudum oldu. Beni çok seviyor dedim. Ve zarar görmemi istemiyor arkadaş. Eskiden gider dalardım öyle düşündüm. Bu beni seviyor demek ki. Çünkü ben onun abisiyim. Beni uyarıyor. Aman abi dikkat et diyor. Bak falan diyor. Yoksa akrabayı, talukatı korumak için yapmıyor. Buradan geliyor bana. Hoşuma gitti. Onun dediği gibi yapıyorum. Zaten öyle yapıyordum. Ben Trabzonsporluğumu bir kenara koyamam ama herkese yakınım. Bakın Giresunspor Trabzonspor'dan 6 tane futbolcu alacakmış. Tam benim istediğim gibi. İstiyormuş. Vereceğiz. Hatta Rizespor'a çok üzüldüğümüz, niye düşüyor çıkıyor, düşüyor çıkıyor. Aslında yani Trabzonspor'la yarışmaya gerek yok ki ya. Trabzonspor'dan faydalanılabilir. Gümüşhane. Hopa bakın. Fatsa çıktı. Benim bu internette müdür olduğum zaman ben herkese uğurlu geldim. Herkesin ayağına gidiyorum. Şimdi Artvin'e gideceğim Allah kısmet ederse. İzin alacağım. FYS'de finansal yatırım sistemi var. Biz de oraya yazacağım. Oraya gideceğim. Yani arkadaşlar üzülmüyorum. Seçeneklerim çok seçenekli ve esnek düşünüyorum arkadaşlar. Beni sevdiği için yazmıştır. Zaten uyarıyor. Sağ olsun. Allah razı olsun ondan. Uyarılarına bakacağım. Mesajını aldım. Burada benim söylediklerimden de mesaj alınıyor herhalde. Deliye çok takılmamak lazım. Şimdi arkadaşlar bunları da söyledikten sonra mesela şu olabilir ama mesela Abdullah Avcı
hani Hami olsun, Fatih olsun diyorum. Olur dedim, aklımdan geçiyor. Onun haricinde muadil başka kişiler de var. Fakat şöyle bir durum var. Ya şimdi onların ikisi olursa iki de teknik direktör adayı Abdullah Avcı önde rahatsız olabilir mi? O da var bakın. Yani hep arkasını kollamak pozisyonu olur mu beyninde? Çünkü Lee Kıs'tan Şenol Güneş ikilisi böyle oldu. Lee Kıs hocalığını yapamadı çünkü Şenol Güneş arkadaydı. Neticede Lee Kıs gitti, Şenol geldi. Yani ben iyi niyetimle söylüyorum görüntü olsun diye. Başkaları da var. Oo. Şimdi hocalıkları var mı da bilmiyorum. Abdullah. Yani ikinci bir Abdullah. Bizden giden Sarı Abdullah. O gün. Lemi. Yani hocalık yapmıyorlar ama. Ya bu tip. O Soner. Hatta küçük Orhan. Büyük Orhan. Yani var arkaya koyacak olduğumuz adamlarımız. Onu anlatmak istiyorum. Görsel olarak arkadaşlar. Şimdi burada çok uzatmayayım. Saati koymadım önüne. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Memnuniyetimi sizden paylaşmak istedim dostlarım. İçim kıpır kıpır. Bir an evvel başlasın istiyorum. Bu kadro en büyük hocayı sıkıntıya sokar. Nasıl 11 kuracağız? Kimler dışarıda kalacak? Bak dışarıdaki 11, içerideki 11'den belki daha faydalı olacak. Yani o da onun işi. Sevgili Abdullah Hoca'nın işi. Başkandan, as başkandan, Abdullah Hoca'dan ve etrafından Allah razı olsun. Bakın arkadaşlar. Ben kötüye kötü, iyiye iyi söylemesini bilirim. Bazen kızarım, kızgınlığım kine dönüşür, sallarım anlarım ama yani ben iyi bir insanım. Yani onun için benim çok düşmanım olmaz. Millet bana kızar ama ben hemen ertesi günü şey ederim, dönerim. Çünkü paylaşamadığımız bir şey yok. Ortada Trabzonsporluluk var arkadaşlar. Ben iyi bir Trabzonsporluyum, iyi bir bölge müdürüyüm. Arkadaşlar 6. yılım. Allah kısmet ederse değnek taşıyana kadar da burada yüz kızartıcı bir suç işlemeyeceğim. İşlemeden devam edeceğim. Ama hayatım buraya bağlı diye onu da söylüyorum arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Daha güzel günler göreceğiz. Bu memnuniyetimi sizden paylaşayım dedim. Şimdi kabadayı gibi kakacağım. Ona da kızıyorlar arkadaşlar. Allah'a emanet olun.